3. sınıflar dersimize hoş geldiniz. Konumuz soru cümleleri. Soru anlamı bulunan cümleleri soru cümlesi diyoruz. Örneklerimize bakalım. Şule dün bize geldi. Bu cümlede dün kelimesinin altını çizdim ve bir soru soracağım. Sorduğum soru dün kelimesini verecek cevap olarak. Dün zamanı belirttiği için sorduğum soru da zamanla ilgili olacak. Şöyle bir soru yazabiliriz. Şule ne zaman bize geldi? Bakın soru anlamı var. Soru cümlesi yazdık. Ne zaman kelimesiyle biz dün cevabını alırız. Bakın Şule ne zaman bize geldi? Şule dün bize geldi. Dün cevabını aldık. Diğerine bakalım. Heyecanla arabaya bindi. Heyecan cevabını almak istiyorum. Soracağım sorun ne olacak? Arabaya nasıl bindi? Cevap verelim. Soru sorduk çünkü. Heyecanla bindi. Bakın nasıl sorusuyla da heyecan cevabını alabildik. Sınıfımda 45 öğrencim var. 45 cevabını almak istiyorum. Nasıl bir soru soracağız? Sınıfında kaç öğrencim var? Sorumuz bu olacak. Kaç kelimesiyle 45 cevabını alırız bakın. Sınıfında kaç öğrencim var? Sınıfımda 45 öğrencim var. Kedinin adı Pamuk. Cevabın Pamuk olmasını istiyorum. Sorumuz ne olacak? Kedinin adı ne? Bakın ne sorusuyla Pamuk cevabını alırız. Hasta olduğum için gelmedim. Cevabın altı çizili söz grubu olmasını istiyorum. Sorumuz ne olacak? Niçin gelmedin? Soru işareti. Niçin sorusu cevap olarak bize hasta olduğum için söz grubunu verdi. Cevabın Ayça olmasını istiyorum. Ayça kursa gidiyor. Ne diyeceğiz soru olarak? Kim kursa gidiyor? Kim sorusu cevap olarak Ayça'yı verdi. Konumuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.